Evet arkadaşlar, defterimizin kapak açılımını yapmış bulunmaktayız. Gördüğünüz gibi ayna ve mahrutu da yağsızlıktan sebep içinde az yağ çıktı. Fakat yağı da çok kötüydü. Kullanışsız bir yağdı. Ondan sebep ayna mahrutuyu bozmuş ve defteride inanılmaz bir ötme şikayeti vardı. Şu an bu defterin için sıfır ayna mahrutu takarak değiştireceğiz. Birazdan siz de bunu göreceksiniz. Evet arkadaşlar, defranserimizin istavros kutusunun boşluğunu almış bulunmaktayız. Bilyalarını da sıfırladık. Şimdi de ayna mahrutumuzu, gördüğünüz gibi sıfır ayna mahrutumuzu defranserin üzerine monte işlemine başlıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi martı ayarımızla birlikte defranserimizin ayar işlemine başlıyoruz. İlk başta martı ayarımızı, boru ayarını yapacağız. Bilye ayarını. Ya şimdi boru ayar sıkı yaparsak bilyeyi bozar. Gevşek yaparsak defranseri bozar. Tam ayarında yapmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar, martı ayarımızın işlemi yapıldı. Gördüğünüz gibi ne sıkı ne gevşek oluyor. Evet arkadaşlar, defranserimizin monte işlemini yaptık. Şaftımızı da taktık. Şöyle göstereyim size. Boya ayarımızı da yaptık. Boya gördüğünüz gibi tam ortadan önlü arkalı bastı. Hem burası gaz tarafı oluyor, burası gazdan ayarını çektiğin tarafı oluyor. İkisi de tam olarak ortadan bastı. Şimdi defranserimizi kapağa takılıp, akısları takılıp, yağ da dediğimiz gibi yağ çok önemli. 85-140 GL5 kastrol olur, lüksür olur, Shell olur. Kaliteli yağ kullanmak zorundasınız. Çünkü defransiyel yağ seçen akısları takıldıktan sonra müşterimize aracı teslim edeceğiz. Defranserimizi şimdi 85-140 GL5 kastrol her fırsatta tekrar ediyoruz. Çünkü çok bundan dolayı çok soru geliyor, çok şikayet geliyor. Hani ne yağ koyuyoruz, yağ koyduk, örtüyoruz şeklinde. O yüzden çok sık tekrar ediyoruz. Şimdi aracımıza yağımızı koyacağız. Sol akıs bilyesi bozuktu. Onun şu an değişim işlemi yapılıyor. Onu değiştikten sonra lastiğimizi bağlayıp aracı araç sahibine teslim edeceğiz.